Dostlar selamlar. Piyasanın en berbat çekim kalitesine sahip SQ11 adlı mini kamera incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Bunun bir kutu açılım videosunu yapmıştım ve o kutu açılım videosundan bu yana çok fazla şey tecrübe ettim. Bu videoda sizlere o videodan farklı olarak çok şey anlatacağım. Yaklaşık 50 TL bir fiyatı var. Kargoyla, vergiyle toplam neredeyse 70-80 lira para yapıyor. En önemli olan bilgiyi sizlere vermek istiyorum. Bu ürün orijinal değil. Bu ürün replika dostlarım. Bu ürünün orijinali yaklaşık 100 ila 150 lira arasında satılıyor. 1080p kayıt özelliği bulunuyor. İşte gece görüş özelliği bulunuyor. Hareket sensörü bulunuyor. Bunların hiçbiri bulunmuyor. Bu sadece böyle hani küçük çocuklar için kullanılabilecek bir şey. Böyle bir çocuğunuz vardır. Oyuncak uzaktan kumandalı bir arabası vardır. Alırsınız bunun tepesine takıp çekim yaparsınız tarzında. Zaten çektiğim videoları, ses kayıtlarını vesaire elimden geldiğince videoya koymaya çalışacağım. Hatta bundan sonra muhtemelen koyarım. Dostlar SQ11 ile çektiğim görüntüleri birebir ekrana aktarmak istedim. Ancak AVI formatı ile çektiği için benim kullandığım bu yazılımda bu edit programı da desteklemedi. Şu uyarıyı verdi ve bu yüzden maalesef ki çektiğim görüntüleri ekleyemiyorum. Bu yüzden şöyle yapacağım. Videoyu direkt açacağım. Videoyu sizlerle beraber telefondan izleyeceğiz. Telefondaki görüntüyü de ekrana aktaracağım. Yani biraz sıkıntı iş. Şöyle bakalım. 52 saniye sürmüş. Üstte tarih saatten bahsediyor. Kamera kalitemiz bu şekilde. Sabit tutmaya çalışacağım elimden geldiğince. Aydınlık ortamda bile çok karanlık çekiyor. Yani normalde aydınlık ortamda karanlık çekmesi normal değil. Bildiğiniz normal güneş ışığında bile karanlık çekiyor, böyle solgun çekiyor. Ve çok fazla karıncalı, blue çekiyor, yani blue oluyor ekranda. Biliyorsun şu an mesela telefonumu çekiyorum. Klavyeye geldim. Normalde klavyenin etrafı bayağı bir ışıklı. Ama şu an maalesef ki görmüş olduğunuz gibi burada sadece klavyenin ışıklarını gösteriyor ve çevreyi tamamen zifiri karanlık gösteriyor. Yani görüntü kalitesi bu şekilde. Fiyatına bakıldığı zaman çok da kötü değil. Tabii ki orijinali kadar iyi değil. Orijinali 1080p gerçek kayıt yapıyor. 1080p 30 fps kayıt yapıyor. Bu maalesef ya 360p yapıyor ya da 480p yapıyor. 720p kesinlikle değil. Dostlarım şimdi ürünün orijinalinde bu lazer baskı olarak geliyor. Şöyle göstereyim. Netle. Bizde yapışkanlı sticker, yani bu çakmada yapışkanlı sticker olarak geliyor. Bunda yani lazer olarak gelmiyor. Bunu söküyorsunuz. Söktükten sonra buraya baktığınız zaman bunlar normalde tam ismi bilmiyorum ama buna bir LED teknolojisi ismi veriliyor. Bu zifiri karanlıkta bile ışık saçıyor. Bunu bizim gözümüz görmüyor. Sadece telefon kameraları falan bunu görebiliyor. Saçtığı ışıkla zifiri karanlıkta bile aydınlık çekimler yapabiliyor ancak bunda öyle bir özellik bulunmuyor. Bu sadece gösterme amaçlı yapılmış. Yani burada aslında LED falan yok. Bunlar plastik parçalar. Gerçek değiller. Ya yani ürünü çok benzetmişler. Kutuyu da çok benzetmişler. O yüzden biraz ayırt etmek zor oluyor. 720p ve 1080p video kaydı yaptığını söylüyor ancak kayıt kapasitesi ya 360p ya da 480p, ikisinden biri. Kesinlikle ama kesinlikle 720p'de 1080p'de kayıt yapmıyor. İşte ne diyor? 30 fps diyor. 30 fps değil ya 15 fps ya da 10 fps kayıt yapıyor. Çünkü görüntüleri izlediğim zaman gerçekten çok donarak, çok takılarak ilerliyor. Yani bu şekilde bu kutudaki yazanlara inanmamak gerekiyor. Bu ürün 50 lira. Yani 50 lira fiyatta bize sunabileceği birçok şeyi bence sunmuş. Tek kötü yanı bence özenti olması. Yani böyle bir ürün yapacaksanız doğru dürüst bir ürün yapın. Yani 480p kayıt kalitesine sahipse 1080 yazmayın. Çünkü 1080 özelliği yok zaten. 720 bile yok. Ama ne yapıyorlar? 1080p özelliği olmamasına rağmen o özelliği var gibi kutunun üzerine yazıyorlar, siteye yazıyorlar. Bu yüzden demek istediğim şu, bu tür ürünler evet gerçekten güzel, fiyatlara uygun ancak kutuda böyle insanları yanıltabiliyor tabii ki de. Çünkü mesela ben bunu alacağım zaman ne yazıyor? 1080p yazıyor ancak alıyorum, geliyor işte kayıt yapıyorum, bakıyorum 360p kayıt yapıyor. Bu üzücü bir şey. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ben de sizleri zaten bilinçlendirmek için bu videoyu hazırladım. Dostlarım ister sponsor olsun, ister amcaoğlum olsun, isterse babamın oğlu olsun. Bir ürün eğer kötüyse ben kötü derim. Eğer iyiyse de iyi derim. Zaten önceki videolarımdan da beni takip edenler biliyordur. Bu ürün mesela görüntü kalitesi vasat. Genel kalitesi güzel. Yani hissiyatı, tuşları vesaire gerçekten güzel. Kutu içeriği fena değil. Fiyatı fena değil. Özellikler yalan girilmiş. Yani işte hareket algılama, gece görüş, 1080p falan yok. Ben elimden geldiğince doğru bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Dostlarım güç tuşuna basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman mavi ledle yanıyor. Bu 720p. Haydi, halbuki kayıt yaptığı anlamına geliyor. Bu yandığı zaman video kaydında. Mod tuşuna bir kere bastığımız zaman fotoğraf moduna geçiyor. Ses kaydı ya da 1080p vesaire bunların hiçbiri bulunmuyor. Fotoğraf modu, video modu.
Video 480 ya da 360p çekiyor. Fotoğrafı da buradan görüyorsunuz, kırmızı yandı. İsterseniz birkaç tane fotoğraf çekeyim, o örnekleri de ekrana bırakayım. Şarj girişi olarak da burada bir şarj girişi bulunuyor. SD kart olarak da 32 GB'a kadar destekliyor. Ancak kutusunda 64 diyor. 64 kesinlikle desteklemiyor. 32'yi geçemiyor. 32 hatta buna fazla bile. Ben 32'yi desteklemesine bile biraz şaşırdım. Garip geldi. Halbuki bunun kullanma kılavuzunda yazdığına göre güç tuşunu 2 saniye gibi bir süre basılı tutup çektiğiniz zaman 1080p kayıt moduna geçiyormuş. Kesinlikle yalan, böyle bir özellik bulunmuyor. Dostlarım, kısacası şundan bahsedeceğim. 50 TL'ye günümüzde hiçbir şey alamıyoruz. Yani 50 TL, gerçekten ülkemizde hiçbir şey alamıyoruz. Bu dolar kuruyla hiçbir şey satın alamıyoruz. Bu ürünün yaklaşık 6,5-7 dolar bir fiyatı var. Yani yabancılar için 6-7 TL gibi bir şey. Yani adam bunu 6-7 TL'ye almış gibi düşünün. Birim tabii ki. Onlar da çünkü dolar kazanıyor. Demek istediğim şu. Bu bence fiyatına göre çok da kötü bir kamera değil. Çünkü dediğim gibi 50 TL ülkemizde bir oyuncak bile alamıyoruz. Bu işte kayıt yapabiliyor. Yanında şarj aleti vesaire her şey geliyor. Çin'den geliyor. Yani özellikleri çok da eksik, çok da kötü değil. Sadece dediğim gibi tek eksiği bence özgün olmamaları. Yani 480p kayıt yapıyor ancak 1080 diye girmişler. Bundan bahsediyorum. Ürünümüz boyut olarak da gerçekten çok küçük. En son zaten videomda, kutu açılım videomda 1 lirayla yan yana koymuştum. 1 lirayla aynı boyutta. Neredeyse şu anda yanında para olmadığı için gösteremeyeceğim. Yakın mesafeden de göstermek istiyorum. Şöyle işte 1080p kayıt vesaire diyor, megapiksel diyor. Tamamen bunlar kandırmaca. Hissiyat olarak kamera gerçekten güzel. Böyle dokunduğunuz zaman yumuşak bir hissiyatı var. Yaklaşık şimdiye kadar bir 3-4 kere düşürdüm. Herhangi bir şey olmadı. Kalite olarak çok kaliteli olduğunu söyleyemem ancak hafif olduğu için düşürseniz bile bir etki etmiyor. Çünkü kutu gibi hiçbir ağırlığı bulunmuyor. Ağırlık bulmadığı için de zarar göreceğini pek sanmıyorum. Örnek veriyorum, drone'unuz vardır. Drone'unuzda kamera yoktur. Ucuz bir drone'dur. Alıp bunu ona takabilirsiniz. Ya da bir RC arabanız vardır. Ne bileyim, bisiklet kullanıyorsunuzdur. Bisikletinizle bir kayıt yapmak istiyorsunuzdur. Kayıt yaptıktan sonra izlemek falan istiyorsunuzdur. İşinizi görecektir. Kesinlikle görecektir. Ancak ben bunu alıp profesyonel işler yapmak istiyorum. Düşük ışıkta, zifiri karanlıkta orijinal olduğu gibi video çekmek istiyorum. Veya ne bileyim, evimi güvenlik amaçlı bununla korumak istiyorum tarzında şeyler yapmak için uygun değil. Gidip orijinalini alın. Bu ürün dediğim gibi replika. Umarım videomda sizlere elimden geldiğince bu kamerayı anlatabilmişimdir. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.